Merhaba arkadaşlar. Atilla 4. bölümün kısa bir analizini yapalım sizlerle. Analize başlamadan önce kısaca bir bilgi vereceğim bu bölümle ilgili. Arkadaşlar burada Hunların Galya Seferi'ni işliyoruz. Kısaca özetlersek Roma İmparatoru 3. Valentinianus'un ablası Honoria Atilla'ya bir mektup yazıyor. Ve evlilik sözü veriyor. Bunun üzerine Atilla Bizans kuşatmasından sonra Hun ordusunu rotasını Batı Roma'ya çeviriyor. Bu bölümde Metz şehrini yani burayı kuşatacağız arkadaşlar. Sonra Orleona yani buraya bu şehire ilerleyeceğiz. Burada da değinmek gerekirse Burgonya var bildiğiniz üzere. Diğer Fransa'dan ve diğer bölümlerden de Avrupa seferlerinden. Hızlandırıyorum arkadaşlar şöyle. Başta şehir merkezleri kurdum. Ekonomiye önem verdim. Hızlıca imparatorluk çağına geçmeye çalıştık. Şöyle genişten bakarsak, harita bu şekilde. İlk başlarda pek bir saldırı olmadı. Evet, üçüncü şehir merkezini kurdum. Kırmızı geliyor arkadaşlar burada. Şehir merkezleriyle durdurdum. Gelen birlikleri. Evet, manastır kurdum. Sonrasında üniversiteyle hızlıca imparatorluk çağına geçmeye çalıştık. Burada Burgonya saldırıyor okçularla. Onları durduruyoruz. Evet, imparatorluk çağına geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle genişten bakarsak. Evet, burada Burgonya ile müttefik oluyoruz. 500 altın verip şu bayraklı alana kale kurdum. Sonrasında ikinci bir kale kurdum ön tarafa. Bu da mavi saldırıyor kırmızı ile beraber. Kalenin önünde durduruyoruz. Evet, burada karşılıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu bölümde Paladinleri ve Two-Handed Swordsman'ları kullandık. Kırmızının kalesine saldırdık trabüşelerle. Pek bir direnç yoktu arkadaşlar kırmızıda. Hızlı bir şekilde düştü. Kalesi ve şehir merkezi. Burada pes ediyor. Evet, burada biraz erken saldırdım diğer rakibe. Şu kaleyi tamamlıyorum bu arada. Evet, kuvvetleri biraz daha toplayıp saldırmak daha büyük avantaj sağlayabilirdi bize. Biraz erken saldırdın. Müttefikten pek bir destek gelmedi bu bölümde. Evet, ilk kalesini düşürdük. Sonra bu kaleye saldırdık. Bu kaleyi de düşürdük arkadaşlar. Evet, burada Monklar çok fazla askerimizi çevirdi. Monkları hedef almamız gerekiyordu. Bir kale daha inşa ettim arka bölüme. Evet, buradan sonra pek bir direnci kalmadı arkadaşlar. Şurada altına gönderdim köylüleri. Evet, burada 4 relik düşüyor. Biraz yavaşlatacağım arkadaşlar. Bir yandan da Batı Roma
Askerleri toplanıyor. Gördüğünüz gibi. Orleon düştükten sonra. Toplam kaçmış? 90 artı 63. Gerçi burada da var sayısı. 100, 110. ...129 artı 63. Yani 192 askerle geliyorlar arkadaşlar. Çok kalabalık geliyor arkadaşlar burada. Biraz daha savunma hattını geriye kurabilirdik. Tekrardan hızlandırıyorum. Evet, relikleri alıyorum. İkisini alabildim. Evet, şu kale tamamlanamadı. Aslında biraz daha geriye kurmamız gerekiyordu savunma hattını. Bir de askerleri tek tek göndermem hatalı bir karardı. Biraz daha kuvvet toplayabilirdik. Zamanımız vardı. Evet, burada 130'lara düşmüş. Evet, bu kaleyi kaybettik. Evet, müttefikten de pek bir destek alamadık açıkçası. Sonrasında bu kale düşüyor. Evet, kaleleri tek tek kaybettik arkadaşlar burada. Bu kaleyi son anda tamamladım. Evet, bu kale de düştü ama sayı olarak gördüğünüz gibi yani 23, 40, 40'lı rakamlara düştüğü anlar. Sonrasında kalan askerleri burada kalenin önünde karşıladım. Ve bu bölümde bu şekilde tamamlandı arkadaşlar. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.